Gel gel, sen de gel. Hadi, hadi, gel. 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 Ha, görüyorsun değil mi Başak ya? İkimiz toplanıp bir Sinan kadar edemedik. Ha, tabii Başak kaldığınca ay ben çok kötü olurum. Ama Sinan kaldığınca ay dur Sinancığım lütfen oraya basma. Üstüme daha yeni beton döktürdüm. Gitmek mi ne gitmesi, tabii ki kalıyorum. Kızlar öyle olmadığını biliyorsunuz. Vallahi bilemiyoruz. Ay bu öpmeyi en çok sevdiğim parmaklar. Ben bunları çok özleyecektim ya. Ben deli miymişim? Ben nereye gidiyormuşum ya? Oh. Senin kimi öpmeyi özleyeceğini herkes bilir de. Neyse ben bir şey demeyeyim şimdi. Çocuğum çünkü. Bak. De kız de. Başak teyzen arkanda de. Desene. Bengisu. Anneciğim. Sen azar mı işitmek istiyorsun? Ben sana böyle konuları konuşmak yok demedim mi? Hayret bir şey ya. Aşktan konuşmak ayıp mı geldi? Ay evet Simoş. Yani ne zamandan beri aşktan konuşmak ayıp oldu acaba? Sen var ya, sen böyle çok güzel oldun. Aa, aklıma bir şey geldi. Sana resim yapmıştım. Hadi koş getir. Koş. O rüzgarlı saçma sapan evlilik muhabbetine izin vermeseydin daha güzel olacaktın ama. Ya kızlar, gerçek değil ki, oyun o. Ya Allah korusun benim babamın başına böyle bir şey gelse ben kim bilir neler yaparım. Allah korusun senin babanın başına böyle bir şey gelse, kusura bakma da yani sen asla aşık bir adamdan bunu istemezdin Peluş. Yani Sinan'ın bunun bir oyun olduğunu açıklamasını istemiyorum ben, çünkü herkes onun üzerine gelecek. Sinan böyle mutlu, huzurlu, yani Sinan huzurluysa ben de huzurluyum. Yani şimdi aşık olduğun adam başka bir kadının koluna takacak, karım diye gezdirecek, sen de aşık huzurluyum falan mı diyeceksin? Saçmalık. Yani şimdi de bunlar insanları inandırmak için el ele falan gezecekler. Sonra Sinan kalkacak ortamlarda böyle rüzgarın pilavını falan övecek. Ay Başak, ben bunu hiç düşünemedim. Bravo. Ay sen benimle dalga geç, ben görürüm sonra seni. Mesela Bülent birinin pilavını övse ben o pirinçleri tek tek burnundan sokmak marifetiyle nefesini keserim Bülent'in. Sen yaparsın. Şimdi Başak her ne kadar saçmalıyormuş gibi görünse de aslında doğru bir şey söylemeye çalışıyor. Evet. Yani kıskanırsın. Eğer kim olsa kıskanır. Ya kızlar ortalıkta evli gibi dolaşmayacaklar ki, sadece Rüzgar'ın dedesinin yanında, o kadar. Ay bir de böyle işte Sinan'ın annesinin yanında, bir de Sinan'ın kardeşinin yanında, bir de Sinan'ın eniştesinin yanında, yani tüm çevresi. Ki bu da bizim işimize geliyor çünkü herkes Rüzgar ve Sinan'ın evli olduğunu düşünüyor, annesi de dahil. Yani aramızda bir şey olduğunu asla bilmeyecek. Zehir. Yani doğru aslında, orası da öyle şimdi. Peki ne zamana kadar? Yani kızlar dedesi çok hastaymış biliyorsunuz. Günleri sayılıymış. İşte o zamana kadar. Ama sen gitmedin ya, her şey düzelirken. Ya gel. Uçak ineli yarım saat olmuş. Aradın mı? Aramaz mıyım? Yarım saatte 40 defa aradım. Kapalı telefonu. Tamam, otele varmamıştır. Varınca açar. Bir kere de söylediğimi dinlese kordonda lokma dağıtacağım ya. Kızım arayamıyorsan da bir mesaj at diyorum. Otele gittim, yoldayım. Yok, yok, ben illa burada böyle anksiyete geçireceğim yani. Abart abart, iyice abart. Sen de çok rahatsın ama Rıza. Yenge müsait olduğunda Pelin arar seni. Yani niye hemen kötüye yoruyorsun ki? Lafın hayırlısını konuşacağım. Misal, su gibi gitsin, su gibi gelsin. O kim şimdi? Zübeyir. Bak misafir geldi akşam akşam. İster misin anam gelmiş olsun? Burnumda tutuyor vallahi. Sen dur, ben karşılarım anamı. Bunun kalbi temizdir, şimdi gelmiş olmasın. Hiç de kaynanamı çekemem yani. Öf. Aa, kızım. Babacığım. Anam sandım sen çıktın. Olsun. Anam suratlı kızım benim. Biz seni bu öğlen yolcu etmedik mi? Kızım, uçağı kaçırdın değil mi? Ha? Ya ben sana kaç defa söyledim biraz daha erken çık diye Pelin. Koca koca bavulları da taşımışsın tek başına. Dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz anca yük. Şimdi hadi çıkart bakalım yukarıya tekrar. O mu önemli Rıza? Şimdi yüksek sezonda biz nasıl bilet bulacağız Paris'e tekrar? Ha, o önemli yani. Ya bir sakin olun, canımın içleri yok öyle bir şey. Ben gitmeyeceğim. Yapma Pelin, yapma. Yapma çocuğum, bu Sinan için değmez. Yok anneciğim, öyle bir şey yok. Kaçmak istemedim. Nereye gidersem gideyim zaten bu kafada ben de gelecek.
O yüzden en doğru olanı sizin yanınızda olmak. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Yavrum, sen büyümüşsün artık. Büyümüşsün. Ayrıca sen ne karar verirsen ver, biz senin arkandayız. Yaz, bir şey söyleyeceğim. O kızlara söyle, sakın o çocuğa haber vermesinler geldiğini. Ben sana güveniyorum da ona güvenmiyorum. Peşine meşine düşer vallahi hiç yani. Hop, kim kimin peşine düşüyor? Ben buradayım. Benim yavrum sağlam dursun, ömür billah bir metre yanına yaklaştırmam onu. Hadi geç bakayım içeri. Zübeyir, kap bavulları. Hadi. Merhaba Zübeyir. Ya, bir yandan nasıl diyeyim? Dedemi hiç ömrümde o kadar mutlu görmemiştim. Melia teyze de öyle. Of, ne kadar tatlıydı. Ya, ne yapacağız biz Sinan? Nasıl söyleyeceğiz? Pardon, Pelin'i arıyorum da. Bak bu arada bu filmi aldım. Hani hep merak ediyordun ya, evde izleriz diye düşündüm. İkinizi de çok seviyorum. Bu adamı çocukluğumdan beri tanıyorum. Kim kızım? İkinizi de seviyorum. Bunu kimseye söylemedim. Annemle babamla. Şey ya, kombi tamircisi. Bunlar da zırt pırt arıyorlar yani. Ya beni de arıyorlar ikide bir. Geçen en son dayanamadım dedim, kardeşim adım başı dükkanı icabında ben bulurum sizi. Banta konuşuyormuşum. Merhaba. Nereye? Şerbi beni korumaya mı çalışıyorsun? Tam da atlardan konuşuyorum. Atlara bayılırım. Sonra arayacağım. Malum. Nereye? Pelin'e. Nasıl yani, evine mi? Hı. Ya aradım açmadı muhtemelen ailesi yüzünden. Yani benim onu görmem lazım, uyuyamam yoksa. Eve gidelim, film izleyelim falan diyordum. Yani eve biz gidelim, o yine ararsa arar. Ya görsem daha iyi. Sen tek başına izlesen olur mu? Bu arada ben Serkanlara söyledim, onlar çıkarken seni bırakacaklar. Ha bu arada ya unuttum, kusura bakma. Araya bir sürü şey girdi, konuşamadık. Ne yaptın? Neyi? Ne demek neyi Rüzgar? Aşık oldum dedin ya, açılacaktın çocuğa, konuşacaktın. Ne yaptın, açılabildin mi? Hala aynı. Peki, iyi. Bir ara tanıştı da belki bir yardımımız dokunur. Tamam. Hadi kaçtım ben. Pembe çok yakışmış. Gidelim. Baban da uyudu, uyuyacak sanki. Neredesin? Söylersem ne heyecanı kalacak? Ay anne, benim de çok uykum geldi ya. Aa, yatıyor musun kızım? Hı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ha bir de şey yapayım ben, yatmadan çöpe atayım da kokmasın şimdi. Ama sen ne atacaksın canım, Zübeyir atar. Hiç ya.
Hem şöyle bir hava almış olurum. Sen otur otur. Yok, sen hiç zahmet etme Zübeyir, ben atarım. Zaten orada böyle şey kedi yavruları vardı, iyice alışmışlar eve. Ben onları yemekle bırakırım. Geçen gün onlara ben bir göründüm. Ya alıştırmayın onları be. Ne yaptın, ne yaptın? Sevdim ya seni. Ne olur tatlı şeyler onlar ya. Aman, yani aman Zübeyir, sakın korkutma. Ben zaten bir iki tanesini eve almayı düşünüyorum onları. Ay, sokaktan hayvan mı alınır canım? Alacaksak cins bir şey alalım yani. Ailemize yakışan bir şey olsun diyorsun. Evet Rıza, yakışan bir şey olsun. Hayvan evde istemem ben. İstiyorsanız köpek alırız, bağlarız bahçeye. Oo, Alman kurdu olur değil mi başkanım? Olur. Bak kangal da olur. Of. Yakışır. Adana'da çiftlikte var işte, oraya gidince seversiniz canım. Aa. Biz nereden geldik bu konuya? Ne bileyim işte. Ne işin var senin burada? Seni almaya geldim. Ya söyleseydin ya, dediğin yere gelirdim ben. İşte telefonu açsaydın söyleyecektim. Ne ya, çocuk gibi. Yıllar önce fark etseydiniz küçük hanım, bazı şeyler içimizde kalmazdı. Şimdi de böyle çocuk gibi buluşmak zorunda kalmazdık. Kıyamam. Madem kıyamazsın, hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Baş başa kalabileceğimiz bir yere. Ne yapayım? Geç buldum seni. Her an yanımda ol istiyorum. Aa. Ya gördün. Sabah buluşalım. Ben Filya'ya gelirim. Ya annem babam içeride şimdi olmaz. Vay. Bana çocuk diyene bak hele. Sen böyle geceleri dışarı çıkarken ailenden izin mi alıyorsun bakayım? Sen bekle burada. Ben 5 dakikaya geliyorum. Senin bu inat hallerin bazen o kadar çok işime yarıyor ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.